Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarına hizmet tanıtım turu düzenledi. Başkan Yazgı ve basın mensupları hizmet tanıtım turundan önce seyir terasında kahvaltıda buluştu. Kahvaltıda hayata geçirilen projeleri anlatan Başkan Yazgı, yapmayı planladıkları projeler hakkında da detaylı bilgi verdi. Bu biliyorsunuz her sene yaptığımız bir toplantımız vardı. Öncelikle böyle bir yemekli kahvaltımız. Ardından da belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek suretiyle yapmış olduğumuz gün boyunca süren bir gezimiz oluyordu. İnşallah bu geziyi hep beraber gerçekleştireceğiz. İki tane otobüsümüz hazır. Bizleri bekliyor. Sizlerle beraber Aksaray'da belediyemizin yaptığı faaliyetleri teker teker anlatacağız. Tabii hepsini anlatmamız bir çırpıda olmayacak. Çünkü hepsine zamanımız yetmeyecek ama sizlerin vakitlerinin müsait olduğu ölçüde bizler yaptığımız hizmetleri inşallah sizlere aktaracağız. Sizler de biliyorsunuz il başkanımızın seçilmesi, ardından merkez ilçe başkanlığımız ve devamında kadın kollarımız da o da belli oldu. Ardından gençlik kolları ile beraber inşallah teşkilatlarımız yenileniyor. Bu yenilenme hepimiz için önemliydi. Sizler de biliyorsunuz teşkilat olmadan mutlaka sac ayağının bir tanesi eksik oluyordu. Yaptığımız faaliyetlerin aktarılması, söylenmesi ya da vatandaşların bize ileteceği şeylerde teşkilatın olmaması, zayıf olması her seferinde sıkıntı yaratıyordu. Ama elhamdülillah şimdi yenilenmiş, tazelenmiş, güçlenmiş bir teşkilatla daha da kuvvetli bir şekilde hem hükümetimizin yapmış olduğu çalışmaları hem de belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları bizler vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla her zaman paylaşacağız. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Ardından siz değerli basın mensupları bizim için önemli ve değerli. Bunu söylemek istiyorum. Bu süreç içerisinde yaşadığımız kırgınlıklar, dargınlıklar oldu mu? Oldu. İstemeden yapılan çalışmalar oldu. İsteyerek yapılan çalışmalar oldu. Fakat ben bu yenilenme dönüşüm içerisine bunu da katmak istiyorum. Artık yeni bir sayfa açmak istiyorum. Daha önceki kırgınlıklar, küskünlükleri bir tarafa bırakarak sıfırdan yeni sayfayla bizler sizlerle beraber çalışmamıza devam etmek istiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Çünkü bizlerin yaptığı çalışmaları sizler aktarıyorsunuz vatandaşlarımıza. Vatandaşlarımızın taleplerini yine aynı şekilde bize iletiyorsunuz. Basın önemli bir konu. Basının tabii bu anlamda özgür olması lazım. Hani ne anlamda? Tabii ki objektif olacak, tabii ki gerçekleri anlatacak, gerçekleri söyleyecek. En azından bizim çalışmalarımız hakkında bizlerle istişare ederek bizlere gerçekleri söyleyecek ki bizler de ona göre yolumuzu çizelim, yol haritamızı çizelim. Eksiklerimiz varsa zamanında giderelim. Ama bunu yaparken kırarak, küserek ya da kırgınlık oluşturacak boyutta değil, bunu belli bir saygı ve sevgi çerçevesinde yapmayı ben istiyorum. Dolayısıyla bugünkü gezimizle beraber bunu da başlatmış olacağız. Projelerin anlatılmasının ardından Başkan Yazgı, basın mensuplarıyla birlikte proje alanlarını gezdi. Otobüste gerçekleştirilen hizmet turu kapsamında ilk olarak içme suyu projesi, Hürriyet Anayol, vatandaşlara yapılan evleri gezen gazeteciler, daha sonra Yavuz Sultan Selim kanalizasyon ve yol çalışmaları, üniversite, Toptancılar civarı yol çalışmaları, Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, Silolar Bölgesi Alt Geçit Çalışması ve Piri Mehmet Çarşısı, 2. Kılıç Aslan Hamamı, Azmi Milli, Cemalettin Aksaray Bilgi Evi, ADS Adli Arası Yol Çalışmaları, Tacin Kent Parkı, Özel İdare Bölgesi Yol Yapım Çalışmaları, Yunus Emre Semt Sahası Ek Bina ve Oyun Parkı'nı gezdi. Başkan Yazgı artık Aksaray Belediyesi diğer konularda olduğu gibi üreten, çalışan, daha çok insana ulaşabilen, insan odaklı bir belediye durumunda. Biz de bunun arkasında duruyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Her şey insan odaklı. Vatandaşlarımız için, vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz vurgusu yaptığı, gazetecilerin ilgiyle takip ettiği hizmet turunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Aksaray Belediyesi ile ortak projelere imza atan iş kadını Aysun Akkurt, çok yakın bir tarihte uluslararası bir organizasyona Aksaray'ın ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi.
Aksaray Belediyesi kadınların çalışma hayatındaki rolünün artırılması hedefiyle hayata geçirdiği birçok projeyle başarısını tescilledi. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin başında tüm çalışmalara büyük katkı sağlayan Belediye Başkanı Neşasi Beyazgı, "Her kadının yapabileceği bir iş mutlaka vardır. Girişimciliğin gerçek anlamını kavradığımız projelerimizi hayata geçirirken kadınlarımızla birlikte iyi bir iş fikrinin yeterli olduğu inancıyla planlı, programlı bir şekilde hareket ediyoruz. İstihdam projelerimizin her ayağında organizasyonlarımız daha da büyüyor." diyerek Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İş Kadını Aysun Akkurt'un İpek Yolu Kadın Buluşması Projesi'nin Aksaray ve özellikle kadınlar için heyecan verici bir proje olduğunu söyledi. İş kadını Aysun Akkurt ise önümüzdeki aylarda hayata geçecek olan projeyle Aksaray'ın uluslararası çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını müjdesini verdi. Akkurt açıklamalarının devamında İpek Yolu Kadınlar Buluşması adlı projeyle 9 ülkeden ve 81 ilden kadınları Aksaray'da buluşturacağız. Organizasyona yönelik hazırlıklar son derece hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmekte. Bu organizasyon aynı zamanda ticari ve kültürel bir buluşma olacak diyerek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya teşekkür etti. Tarihi Zinciriye Medresesi'nde oluşturulan büyük kütüphane tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi şehrin tam merkezinde bulunan Zinciriye Medresesi'nde bilgi evi oluşturdu. Mekan geçmişte olduğu gibi geleceğe yön veren bir eğitim yuvası haline dönüştü. Kurulan büyük kütüphane ile toplumun her kesiminden kadın, erkek, her yaştan öğrenci ve vatandaş buradan faydalanabiliyor. Bilgi ve bilinç düzeyi yüksek, köklerine bağlı, geleceği okuyabilen bir nesil yetiştirmek için kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında her alanda çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi, kütüphane kapasitesini de her geçen gün biraz daha artırıyor. Zinciriye Medresesi Bilgi Evi öğrenciler başta olmak üzere okumayı seven herkes tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Günlük ortalama 1500 öğrenciye ev sahipliği yapan kütüphane ve bilgi evleri Aksaray'da eğitimin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Sınav hazırlıkları, sunum hazırlama, tez ödevi hazırlama ve çeşitli kursların verildiği kütüphaneler ve bilgi evleri aynı zamanda kültürel yönden de eğitimlerini sürdürüyor. Zinciriye Medresesi ve Bilgi Evi kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 50 bine ulaştı. Mevsim geçişleriyle birlikte özellikle havaların soğumasıyla kalın giyinmek bizi hastalıklardan koruyor sanıyoruz ama uzmanlar bunun tam tersini söylüyor. Haberimizde detaylar geliyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine soğuk hava değil, bilinçsizce giydiğimiz kıyafetler nedeniyle düşen vücut ısımız bizi hasta ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte ani ısı değişimleri hastalıklara zemin hazırlıyor. Peki mevsim geçişlerinde sağlıklı kalmak için neler yapılmalı? Mevsim geçişlerindeki ısı değişikliklerinden etkilenip hasta olmamanın yolu bilinçli olmaktan geçiyor. Hemen hepimiz soğuk havalarda adeta lahana gibi kat kat kalın kıyafetler giyerek hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz. Uzmanlar uyarıyor. Kalın giyinmenin bizi korumak yerine tam aksine hastalıklara karşı dirençsiz bırakıyor. Uygun giysilerle soğuktan kendimizi koruyamadığımız zaman vücut ısımız 37 derecenin altına düşüyor. Bunun sonucunda metabolizmamız yavaşlıyor ve kötü huylu olan mikroorganizmaların aktif hale geçerek bizi hasta etmesine yol açıyor. Dış ortam ile vücut sıcaklığı arasındaki fark ne kadar açılırsa vücut sistemimizde yaratacağı olumsuz değişimler nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimiz artıyor. Dolayısıyla kış mevsiminde hastalanmamanın çözümü kalın kıyafetler giymek değil, aşırı terlemeye veya üşümemeye sebebiyet vermemekten geçiyor. Vücut sıcaklığını azaltmayıp arttırmadan sabit tutmaya çalışmak direncimizi düşürmeden sağlıklı kalmamıza yardım ediyor. Değerli izleyenler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.